Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar dün bir geri çekilme yaşadı BTC ve 29.700 olarak vermiştik destek seviyesini ve oralara bir iğne geldi gördüğünüz gibi ve tepkisini aldı. Ama şöyle bir durum var. Maalesef kanalın eğiminden dolayı şu an kanalın alt çizgisini kırmış durumdayız. Yani kapanış altında geldi. 29.900'de geldi. Retest de yapıldı ve şimdi geri çekiliyor. Şimdi senaryo ne olmalı? Bakın arkadaşlar, öncelikle biz direnci kırmamız lazım. Neresi orası? 30.465. Yani şu hareketi görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle son tepenin üzerine atabilirsek bir tuzak kuruldu deriz. Ve yükselişi bekleriz, tamam mı? Yani şu an bir kırılım var neticede. Dikkatli olmak lazım. Bu kırılım tuzak mı değil mi? Bunu anlamanın tek yolu şu hareket arkadaşlar. Tamam mı? Az önceki bahsettiğim hareket 30.465 üzerinde 4 saatlik kapanış gerekiyor. Peki bu olmadıkça ne bekleyebiliriz? Oraya geleyim. Arkadaşlar şu hareketi bekleyebiliriz. Mesela şöyle düşmüş, yataya bağlamış, desteği kırmış, diğer desteğe doğru bir geri çekilme beklenebilir. Neresi orası? 29.150 seviyeleri. Atıyorum 29.100'ü de kırdı. 4 saati de kapattı. O zaman mevcut kanalın alt çizgisini takip ederiz. 28.200 o bölgeleri takip ederiz arkadaşlar. Netice olarak şu an bir kırılım var. Dikkatli olmak lazım. Direnci kırmadıkça da bir geri çekilme görebiliriz. Panik yapmayın arkadaşlar, tamam mı? Şimdi diğer grafiğe geleyim. 4 saatlik grafikte MA200'e iğnemiz atıldı ve tepkisini aldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ve MA200 var. Beyaz ortalama. Hani bir ihtimal oraya iğnemizi atarız. Oradan güzel bir tepki yükselişi yakalayarak direncin üzerine atarız arkadaşlar. Yani destek neresi burada? Hemen bakıyorum arkadaşlar. MA200'ün bulunduğu seviye 29.700 tekrar karşımıza çıktı. Yani 29.700 bugün için de önemli destek. Oralarda tutunmamız gerekiyor. Tutunamazsak arkadaşlar verdiğim destekleri takip edeceğiz. Şimdi günlük grafiğe gelelim. Dün videomuzda da bahsettik. Günlükte Bollinger alt bandımız var 29.700 seviyelerinde. Bakın orayı da test ettik ve tepkisini aldı. Şimdi bir daha geri çekiliyor. Şimdi şöyle bir detay var. Normalde önemli destek, buradan tepki alabilir. Ama destek de kırıldığı için bandı aşağı yarma ihtimali var arkadaşlar. Tamam mı? Yani yapacağınız tek şey beklemek. Neyi beklemek? Direnci kıracak mı, kırmayacak mı? Direnç kırılmadıkça riske gerek var mı? Siz söyleyin arkadaşlar. Nakitteysen örnek vereyim. Direncin kırılmasını beklersin veya verdiğim seviyelere düşmesini beklersin. O şekilde hareket edersin. Şimdi günlük grafikte uyumsuzluklar vardı. Bakın burada yükselen tepeler yapılırken ara sayıda alçalan tepeler yapıldı. Ve bunun hedefi MA21'di. Sarı ortalama, oraya geldik. Yani günlükte uyumsuzluğun hedefi dolmuş durumda. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Şöyle 2 günlük grafik. Orada uyumsuzluklar var mı? Orada da var. 1, 2, 3 tane yükselen tepe var. Ara sayıda da 1, 2, 3 tane alçalan tepe var. Yani bildiğin kocaman uyumsuzluk var. Şimdi 2 günlük grafiğe göre bu uyumsuzluğun hedefi neresi? 29.700. Bakın bir daha karşımıza çıkıyor. Yani orasının önemini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 29.700'lere bir geri çekilme gelebilir diyor grafikler. 2 günlük uyumsuzluğun hedefinin dolması için. Şimdi 3 günlüğe gidelim. Orada uyumsuzluk var mı? Orada arkadaşlar şöyle bir uyumsuzluk var. Şu iki tepeyi baz almamız lazım burada da. Yani yükselen tepe yapılmış. Arasaya bakıyoruz arkadaşlar. Burada da alçalan tepe yapılmış. Yani bu grafiğe göre de uyumsuzluk var. Bu iki gün için arkadaşlar bulunduğu seviye 29.150 seviyeleri. Bir bakalım 29.150 neresiydi? Bir mevcut kanalımızın orta çizgisiydi. Bakın burayla da tam paralel gidiyor aslında. 3 günlük uyumsuzluğun hedefi. Yani oraya düşme ihtimali var mı? Evet var arkadaşlar. Yani düşerse de şaşırmamak lazım.
Şimdi haftalığa bakalım. Orada uyumsuzluk var mı? Orada da var bir uyumsuzluk arkadaşlar. Yükselen tepemizi yapmışız. Gördüğünüz gibi Aralık'ta da alçalan tepemizi yapmışız. Bunun hedefi nere? Orada 27 bin küsürlerde arkadaşlar. Biliyorsunuz 27 bin dolar önemli bir destektir. Niye önemlidir? Şöyle göstereyim. Bizim yükselen ana trendimiz var biliyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle. Biz orayı kırmamamız gerekiyor. Hadi şöyle yapsak mesela şu şekilde. Bakın 27 binleri işaret ediyor. Gördünüz mü? Hem de haftalık EMA 21, orası da önemli. Yükselen trend önemli. Diğer taraftan da bomba çekici bakınca arkadaşlar 27.698'de de bomba çekicin mavi çizgisi var gördüğünüz gibi. Yani büyük büyük resimde 27 bin dolar bizim kritik seviyemiz. Kısa vadede az önceki bahsettiğim destekleri takip edeceğiz arkadaşlar. Toparlayacak olursak bence bir geri çekilme daha gelecek. 4 saatlik MA 200'e 29.700, oradan tepki alabilirsek alırız. Alamazsak arkadaşlar sıradaki hedefimiz 29.150 gibi duruyor. Tamam mı? 29.100 altında 4 saatlik kapanış bizi 28.200'e götürür. Tehlike geçti dememiz için 30.465 üstünde 4 saat kapatmamız gerekiyor. Yani bugün çok net anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.